Peki. Arkadaşlar merhaba. Bugün 17 Şubat 2024 Cumartesi ve Güney Afrika'dayız tekrar. Evet artık Güney Afrika yani Türkiye'deki bir hipodrom gibi oldu bizim için. Jockey performansına da dikkat etmeye başladık. İyice jockeyler enteresan performans gösteren jockeyler oluyor. 9 koşulu program var Tour Fontaine'de. 9 koşuyu da aslında normal 10 koşu onu da hatırlatayım ben size. 10. koşu yok sadece. İlk 9 koşuyu TJK vermiş. Evet ilk koşu 13.05'te başlıyor. 1. Altılgay'ın ilk ayağı Maiden. 3. Aşin Güzel 1160 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Moonlight Trader Ryan Munger'le ve 5 numaralı Proceed Gavin Larena'yla. Bu kadar arkadaşlar yeterli burası. 3 ve 5. Yalnız birinden birini ayırıp da tek atmaya kalkarsanız bu sadece kumar olur arkadaşlar. Yani %50, %50 şans olur. İkinci koşu Maiden dişi 3 Aşin Güzel 1160 metreye çıkacaklar. 1 numaralı Across the Pond, Dennis Schwartz. 5 numaralı It's Her Way, Calvin Habib. 10 numaralı Ultimissimo, Maojan. Ve 7 numaralı Kinder Heart, Matsunyane. Evet, 1, 5, 10 ve 7. 4 tane at var. Arkadaşlar burada tabii ki 3 numaranın iyi bir orijin var. Comfort Cliff yavrusu. Ona da bir bakmak gerekecek burada. 3 numarayı da notunuzu alın. Yazın demiyoruz ama bir bakın. 1, 5, 10 ve 7 kesinlikle yazılması lazım. Üçüncü koşuya geçtiğimiz zaman Maiden 4 Wicker Aşkın Güzel 1400 metre. Burada birinci altının bankosu var burada. İlk bankomuz geliyor. 9 numaralı Montebello. Matsunyane ile banko. Evet burada Raif yavrusu, Rafif yavrusu. Banko seçilmiş arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet, dördüncü koşu Maiden dişilere ait 4 büyük araçlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada günün en zor koşularından bir tanesi var. Bir numaranın ben farkındayım arkadaşlar. Springer handikap puanı uçuk yani diğerlerine oranla. Fakat çok havuç geldi bize böyle buyurun yani havucu yiyin biz de sizi avlayalım der gibi. Bir numaralı Springer ilk atımız. Üç numaralı çok özür dilerim. 2 numaralı Super Skit Lihaba. 11 numaralı Zenobia's Gold Gutluva. 4 numaralı Bees and Honey. Burada Sosibo. Yalnız bunlar arka planda. Şu 3 at yani 1, 2 ve 11 ön planda. 4, 6 Incredible Indriani ve 7 Lady Lennox. Bunlar arka planda arkadaşlar kalmış. Evet. Tekrar alıyorum 1, 2, 11 ön planda 4, 6 ve 7 arka planda olarak notumuzu almışız bu şekilde. Evet gelelim şimdi 5. koşuya. Şartlı 4 tıkır İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da toplamda 5 tane atımız var. Önde olan 2 tane atımız var. 5 numaralı Cooper Mist Lihaba. Kazanmış yalnız burada. Neyse yapacak bir şey yok. Yazmışız bunu. 2 numaralı Red Bomber Gavin Larena. Bana göre bu Red Bomber gelir. Bu Lancaster Bomber yavruları çok iyi. Zaten bakın son 6 koşunun 5'inde tabelada hatta bir kere kazanmış, 2 kere ikincilik yapmış arkadaşlar. Yani 4. 5. de değil. Gayet iyi performansı var. Şimdi bu tabii bunu bu şekilde yazmışlar ama yani 5 ve 2 demişler ön planda ama 5'e ben bir soru işareti koymanızı tavsiye ederim ama tutar da gelirse yani yapacak bir şey yok. Genelde böyle arka arka birincilikler gelmiyor ama 133 günde arası var bu atın. Şimdi bunun arkasından 3 tane daha at verilmiş. 4 numaralı Mount Darwin, Calvin Habib'le. 8 numaralı Love Tap, Soli ile. Ve 1 numaralı Bio Farmer, Ransbrook'la. Mesela bu Bio Farmer'da Bay Kabul'dan gelme Pomodoro. İlginç bir ayak gerçekten. Yani 2 ve 5 diyoruz. 2 ön planda diyoruz arkadaşlar. 4, 8 ve 1 de arka planda diyoruz. 6. koşu şartlı 4 tıkır en güzel 1800 metre çıkacaklar. Günün ikinci bankosu geliyor. Bir banko daha var bu arada. 2 numaralı bir Love's Wish. Mukluva ile banko. Evet bu safkını banko Willow Magic yavrusu. Mutlak bir sebebi vardır arkadaşlar.
7. koşu açık. Grup 3 koşusu arkadaşlar $13,205. 4 büyük araçların kızlar 1800 metreye çıkacaklar. Burada evet zor koşu olan bir tane 7 numaralı Electric Gold Kevin Habib, 6 numaralı Meridus Maujan, 2 numaralı Bless My Star Stars Gutluva. Yalnız bu Gutluva iyi atları biniyor bugün. 1 numaralı Crimson King Matsunyane ve 11 numaralı Juliet Tango Kling. Evet. 7-6-2-1-11 5 at. 7-6-2-1-11. Vallahi yorum yapamıyorum. Bu Ekürler son koşusunu kazanmış bu. Meridius var mı? Var. 7-6-2-1-11. Evet. Güzel. 4 yok sadece. 4 neymiş? Dekoeva. 4'e de bakmak lazım. 3'e de bakmak lazım. 4 ve 3'e bakmak lazım arkadaşlar. Birisi Silvano, birisi Bedford. Yani bu yazılmamış ama 4 ve 3'ü de buraya bir virgül yatalım. Yani 4 ve 3'ü bakın. 7, 6, 2, 1 ve 11. 5 at burası. 4 ve 3 de AGF oranlarına göre ilave edip etmeyeceğinize bakmanız lazım arkadaşlar. 8. koşu. Şartlı 4 yukarı İngilizler. 2400 metreye çıkıyorlar. Burada 3. bankomuz var. 2 numaralı Bonnet. Bonnet'e Gavin Lerena ile banko. Evet. Sapkan banko arkadaşlar. Bu günün hemen hemen en sağlam bankosu, bir aksilik olmazsa. Gavin Lerena ile kazanmasını bekliyoruz bu atın. 9. koşu handikap 4 ve yukarı açtığı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 4 tane atımız gözüküyor. 3 numaralı Angel's Wish Lihaba, 5 numaralı Monsieur Chevel Reimunger, 8 numaralı Nuclear Force Gavin Lerena ve 9 numaralı Indian War Dance Kat 7. 3-5-8-9 3-5-8-9 arkadaşlar. Burada şu 9 numara çok 59 gibi gözükse de handikap puanı dikkat etmek lazım. Burada 1 numara yazmamışız. Mayhew'le bazen tutuyor geliyor $2,800. İkram en yüksekte handikap puanına sahip bu safka. 1 numaraya da bir bakalım arkadaşlar. Onu da bir not alalım. İyi bir AGP çıkarsa onu da yazarız diyoruz. Evet, şöyle bir bakalım bugün başka neler var. Crunch yayında, Kagme Surmer yayında arkadaşlar. Evet, Tourfontaine'da bugün yayında, dünkü hayal kırıklığına uğramayız inşallah. Ama böyle hayal kırıklığı iyi oluyor. Bir sonraki gün gayet güzel gidiyor. Bugün iyi gideceğini düşünüyoruz. En azından birinci ve ikinci altılarımız var burada. Tourfontaine'da arkadaşlar. Evet, Tourfontaine'la ilgili videomuzun sonuna geldik. Hepimize, herkese bol şans diliyorum ben. İyi bir hafta sonu sizlerle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.